Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Samsun'da yapılan güzel çalışmalara değineceğiz bugün. Ar-Ge'den, inovasyondan söz edeceğiz ki bu kavramları artık çok sık bildiğiniz gibi duyuyoruz. Ne anlama geldiklerinden, nasıl kullanılmaları gerektiğinden söz edeceğiz ağırlıklı olarak. Değerli bir hocamız stüdyomuzda bizlerle birlikte, aynı zamanda bir özel projeden de, bir yazılımdan da bahsediyor olacağız sohbetimizi. İçeriğinde 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Naci Murat bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Güzel gelişmeler, güzel çalışmalar, sizin özellikle üzerinde durduğunuz, ortaya çıkarttığınız bazı projeler bugün konuşacağımız konular olacak. Ama başlangıçta da belirttim, inovasyon, Ar-Ge, istatistiksel düşünce sıkça duyduğumuz kavramlar, bunun üzerinde özellikle durulduğunu görüyoruz ki hükümet tarafından da yapılan açıklamalarda bu tip kavramların desteklendiğini, dile getirildiğini işitiyoruz. Peki neden önemli bu kavramlar? Önce isterseniz oradan başlayalım. Evet, Ar-Ge ve inovasyon, iki tane temel kavramdan başlamakta fayda var. Ar-Ge ile inovasyon arasında çok ince bir çizgi vardır. Ar-Ge, paranın bilgiye dönüşme sürecidir. Makine alırsınız, ürün alırsınız, Ar-Ge departmanı kurarsınız, personel istihdam edersiniz, araştırmalarınızı yaparsınız, belli bir süre sonra bir bilgi ortaya çıkar. İlgili ilaç, ilgili hastalık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Bu bir Ar-Ge'dir. Parayı harcayarak bilgi elde edersiniz. İnovasyon ise tam tersidir. İnovasyonda bilgi paraya dönüşür. Bir fikriniz vardır ve bu fikri nakde çevirmiş olursunuz. Bu iki süreci yan yana getiriyoruz. Bizim bakış açımız, yani ben bir akademisyen olarak, aynı zamanda bir girişimci, COSGAP Ar-Ge İnovasyon desteğiyle birlikte Samsun Teknopark'ta projesini hayata geçirmiş birisi olarak söyleyecek olursam, ben Ar-Ge ve inovasyonda iki şeyi kendime temel prensip edinmişimdir. Bunlardan birincisi, yapılanı farklı yap. İkincisi ise yapılmayan bir şeyi yap. Değil mi? Artık kazandıran, önemli olan da bu. Kesinlikle. Olmayan bir şeyi yapmak ki karşılık bulabilirsin. Kesinlikle. Ya olmayan bir şeyi yapmam gerekiyor ya da yapılan bir şeyi daha yalın, daha basit, daha kullanışlı hale getirmem gerekiyor. Bu bakış açısıyla birlikte baktığımız zaman da kesinlikle inovatif düşünceler ortaya çıkıyor. Benim projeyle alakalı inovatif düşüncem nasıl ortaya çıktı? Üniversite hayatım boyunca 2000 yılında üniversiteye girdim. 19 Mayıs Üniversitesi'ni 2004 yılında bitirdim. Derste sürekli olarak sorguladım. Hocam, görmüş olduğumuz konunun sanayideki karşılığını bana söyler misiniz? Pratikte nasıl işinize nasıl uygulayabilirim ben bunu? Yani millet şu anda sanayide bir üretim yapıyor. Bardak üretiliyor. Var olan bir teknolojiyle birlikte üretiliyor ama ben bu teknolojinin ötesine nasıl geçebilirim? Buradan öğrenmiş olduğum bu bilgiyi ben sanayiye nasıl aktarabilirim? Bunu bana söyler misiniz dedim. Ve oradaki bilgiyi aldım. Gece okuyordum ikinci öğretim. Gündüz sanayideydim. Sanayide kapı kapı dolaşırdım. Abi bakın, üniversitede böyle böyle bir şeyler gördük. Sizin işinize yarar mı? Oğlum, işimiz başımızdan aşkın, git başka yere diyenler de oldu. İlginçmiş, gel bir konuşalım diyenler de oldu. Ben oradan almış olduğum bilgiyi oraya entegre etmem gerekiyordu. İşim gücüm veri analiziydi. Sürekli sahada dolaşıyordum. İnsanlara kapı kapı geziyordum. Mail atıyordum. Sizlerle birlikte ortak çalışmalar yapabilir miyiz? Bakın, biz veri analizinde şunları şunları yapıyoruz gibi sürekli bilgilendirmeler yapıyordum ama artık belli bir noktadan sonra bu bilgilendirmelerin de bir otomasyon tarafından yapılması gerektiği inancı oluşmaya başladı. Akademisyen olduğunuz zaman ticaretle uğraşamıyorsunuz. Memur olduğunuz için ticari yasaklısınız. Ama son çıkan yasayla birlikte artık akademisyenler de, devlet memurları da teknopark bünyesinde projelerini geliştirerek, destek alarak şirket kurabiliyorlar. Bu mükemmel bir imkandı. Bu imkan çıkar çıkmaz benim kafamda şekillenmiş olan bu veri analizi sisteminin tamamını yazılıma dönüştürme adına projeyi yazmaya başladım. Yani nasıl söyleyeyimse, içimde o kadar birikmiş, dolmuş ki 2,5 gün içerisinde proje bitti. Ne içeriyordu bu proje? Bu projenin tam olarak amacı şu. Normalde Türkiye'de 138 bin, 140 bine yakın akademisyen var. Bunların 50 bine yakın insanı sadece tıp, diş, veterinerlik, yani sağlık alanında hizmet veriyorlar. Bir doktorun uzmanlığını alabilmesi için tezinde veri analizi yapmak zorunluluğu var. Bir diş hekimi hakeza aynı şekilde. Sağlık bilimleri, yani yüksek lisans eğitimi yapan herkesin mutlaka veri analizine ihtiyacı var. Tezinde olsun, makalesinde olsun. Şimdi bir tezde, makalede veri analizi yaptırmak için kalkıp istatistikçinin yanına gitmek lazım.
randevu almak lazım. Değil mi? Bu iş. Bu süreç bir gün içerisinde baktığımız zaman 4-5 saat. Düzeltmesi var dediğimiz zaman bir çalışma bir 5-10 saatlik bir süre içerisinde bitiyor. 5-10 saatte bir doktor mesaisinden kopuyor. İstatistikçi hoca mesaisinden kopuyor. Diğer işlerin aksamasını düşündüğümüz zaman ciddi bir kayıp var. Geliştirmiş olduğumuz yazılımla birlikte hekim kliniğinden çıkmadan 5 dakika içerisinde 5 saati 5 dakikaya düşürüyoruz. 5 dakika içerisinde sisteme giriyor. Geliştirmiş olduğumuz otomasyona giriyor. Otomasyona girdikten sonra verilerini yüklüyor. Neyi istiyorsa onları taleplerini yazıyor sisteme. Gönder dediği zaman editörlere düşüyor. Editörler inceliyor. Diğer analizör hocalara işi görevlendiriyor. Analizleri bittikten sonra da tekrar hocamız bilgilendiriyor ve yine kliniğinden çıkmadan sisteme girerek sistem içerisinde raporlanmış çalışmasını rahatlıkla bilgisayara indirebiliyor. Araştırmacıların işini çok kesinlikle kolaylaştıran bir çalışma. Biz de kullanmış olduğumuz istatistik paket programları hep yurt dışı menşeli. Bu programları biz mesela COSCE projesi kapsamında 35 bin TL vererek bir programın lisansını satın aldık. Kendi geliştirecek olduğumuz yazılımı doğrulama açısından. Yani bir yazılım geliştiriyorsunuz ama gerçekten doğru sonuç veriyor mu? Bunu var olan bir sistemle teyit etmek lazım. Ediyoruz. 35 bin TL verdim tek kullanıcılığa. Şimdi üniversitelerde 150 bin hocayı düşündüğünüz zaman ciddi manada bir döviz yurt dışına gidiyor bu anlamda. Evet. Yapmış olduğumuz iş ne? Tamamen açık kaynak kodlu. İnternette yazılımımızı geliştirdik. Hocamız kendisi veri analizi yapmasını biliyorsa Excel ortamında verilerini internete upload ediyor. Yüklemesini yaptıktan sonra hangi analizi yapması gerekiyorsa yan tarafta analiz yöntem metotlarımız var. Seçerek analiz sonuçlarını anında elde edebiliyor. Ve kliniğinden çıkmadan lisans parası ödemeden, 35-40 bin lira gibi bir lisans parası ödemeden hızlı bir şekilde analizlerini yapıyor. Raporlamasını yapıp tezine ve makalesine rahatlıkla ekleyebiliyor. Bu proje ilk başlangıç açısından COSCEP'te ARGE ve inovasyonla birlikte desteklendi. Proje yazarken de aslında proje yazma sürecimizde yazma fikirlerimizi ortaya koyarken niyet çok önemli. Örneğin COSCEP, ARGE ve inovasyona ben başvururken 30 bin TL masa sandalye ofis donanımı için COSCEP bana hak veriyordu. %100 hibedir. Geriye kalan alımlarda ise %75'e kadar veriyor. Bu %100 olan hibeyi, masayı, sandalyeyi, etejerin hiçbirisini ben projeye yazmadım. Ve COSCEP jürisi bana şunu sordu. Hocam dediler 30 bin alma hakkın var iken neden sen bunları buraya yazmadın? Dedim ki vallahi sayın başkanım benim bu projeyi yapabilmek için lisans ve bilgisayara ihtiyacım var. Ve çalışacak olduğum personele ihtiyacım var. Siz eğer bana bunun desteğini verirseniz ben üzüm kasasını ters çevirir, üzerine oturur gene bu projeyi hayata geçiririm. Benim masaya sandalye, yani projeye bakış açım, ben bu projeden ne kadar götürebilirim, arabayı yenileyebilir miyim, evin kredisini ödeyebilir miyim bakış açısı değildi. Benim niyetim bir ürün geliştirme. Tamamen bu çalışmayı ortaya çıkartmaktı ki öyle de oldu. Aynen öyle oldu. Şu anki oldu. Durum nedir peki? Şu anda bu projeyi bitirdik Teknopark'ta. 2016 yılında bitti. Nasıl geri bildirimler, dönüşler aldınız? Bu projeyle birlikte şu anda her hafta sonu bir ilde mutlaka bir eğitim ve projeyi anlatmaya gidiyoruz. Türk Nöroloji Derneği bizimle birlikte anlaşmalıdır. Türkiye'nin her yerinde birlikte eğitimler düzenliyoruz. Ebeler Derneği aynı şekilde. Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakülteleri yapılan bütün kongrelerde mutlaka davetli konuşmacı olarak gidiyoruz. Sadece bir gün sağlık alanında sadece sağlık alanında değil ama ağırlıklı değil. Olarak sağlık alanı oldu. Evet. Çünkü diğerler hani mühendisler kendi ihtiyacını görecek kadar yazılım bilmek zorunluluğu var. Ama bir tıp doktorunun bunu bilme zorunluluğu yok. Onlar multidisipliner çalışıyorlar ama bir mühendis buna daha çok ihtiyaç duymuyor. Kendi konularını kendisi yazıyor. Şu anda geldiğimiz noktada her hafta sonu mutlaka bir ildeyiz. İşte önümüzdeki hafta sonu Gazi Üniversitesi kariyer günlerine davetliyiz. Orada yine projemizi anlatacağız. Yine önümüzdeki hafta Atılım Üniversitesi projemizi konuşma adına bizleri davet etti. Ve bu proje bize çok başka kapılar açtı. Özellikle bu varmış. Kesinlikle. Beklenen bir çalışmaymış. Kesinlikle. Bu anlaşılmış. Özellikle mesela ARGE inovasyon ve şu anda konuştuğumuz Endüstri 4.0. Endüstri 4.0'ı mutlaka biz kendi sistemimize adapte etmemiz gerekiyordu. Ve bunun için de geçen yıl yine Teknopark'a sunmuş olduğumuz projemiz kabul edildi ve devam ediyoruz. Bizde istatistik analiz süreçleri 3 adımda ilerliyor. Birincisi verinin toplanması ve veri girişi. 2. Hangi analiz yönteminin yapılacağına karar verilmesi. 3. Analizlerin tablolaştırılması ve yorumlanması. Özellikle 1. ve 3. bölüm çok işi zorlaştıran süreçlerden oluşuyor. Bu süreçleri basitleştirme adına kişi veriyi topladığı zaman kağıtlarda değil,
online sistemde toplayacak. Bulutta bütün veriler olacak. İkincisi, kullanıcı sisteme niyetini söyleyecek. Diyecek ki ben şununla şunu kıyaslamak istiyorum. Ne ile neyi kıyaslamak istediğini sisteme belirtecek sadece. Yazılı olarak da söyleyebilir ya da sesli komut da verebilir. Kesinlikle sesli olarak da komut da verebilir. Bu komutları verdikten sonra sistem kendisi o analizin yapılması için gerekli olan varsayımları otomatik olarak yürütecek. Analizleri yapacak. Analizleri tablolaştıracak. Grafiklerini oluşturacak ve en önemlisi yorumlayacak. Yorumlama yaparken de kelime hataları, devrik cümlelerin oluşması gibi bir şey kesinlikle söz konusu yok. Evet. Bunların prototipini ürettik şu anda. Yani sistemde normalde şu anda bir kişi günde 10 analiz yapabiliyorsa Endüstri 4.0'a geçerek biz sistemimizi tamamen robotlaştırdık. Bu robotlaştırma sonucunda kişi sisteme verisini yükledikten sonra bir hafta içerisinde cevap alıyordu. Şimdi ise sisteme yüklediği zaman 10 dakika içerisinde cevap alıyor ve bütün çalışması raporlanmış şekilde Word haline bilgisayarına kaydedilebiliyor. Evet, herhangi sistem bir hata da söz konusu olmuyor. Bu konuda da teminat kesinlikle veriyorsunuz. Kesinlikle 4 tane farklı piyasada var olan yurt dışı bu alanda akademik açıdan kabul görmüş programlarla doğrulamalarını her şeyini A'dan Z'ye yaptık. Sıfır hatayla birlikte çalışıyoruz. Evet, şu anda hayata geçirdiğiniz, bu noktada amacınıza ulaştığınız bir çalışmadan söz ediyoruz. Ki öncesinden, çok daha öncelerden ben bunu düşünmüştüm dediniz. Peki önümüzdeki süreç için planladıklarınız arasında neler var? Aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. COSGAP'ten destek aldınız. Bu nokta da çok önemli. Evet. Bir girişimci olarak da aynı zamanda bizimle bir aradasınız. Akademisyen kimliğinizin yanı sıra. Bundan imtina eden, çekinen ya da işte bir projesi olup da bunu kağıda dökemeyenler de söz konusu olabiliyor. Bu noktada yine tavsiyeleriniz neler? Bu süreci nasıl yaşadınız? Evet, bu süreç özellikle fikri olan herkesin ilk başvurması gereken yer COSGAP'tir. COSGAP'te proje mantığı ve felsefesi açısından baktığımız zaman ilk başta söylediğim cümleyi özellikle tekrar etmek istiyorum. Aynı zamanda hani TÜBİTAK olsun, COSGAP olsun bazı komisyonlarda görev alan bir Naci Murat olarak da bunu ifade etmek isterim. Projeden elde edecek olduğunuz gelirin tamamını projeye aktarma niyetiniz olacak. Bu çok önemli. Projeye inanıp, güvenip. Projeye inanacaksınız, güveneceksiniz ve oradan gelecek olan paranın tamamı COSGAP projesine gidecek. Bu çok önemli bir şey. Eğer bu inancınız varsa, planlamanızı düzgün yaptıysanız, planlamayı düzgün yaptıktan sonra COSGAP'in size vermiş olduğu %75'lik dilimin haricinde kalan parayı bir şekilde temin ettiyseniz ki bugün konuşmuş olduğumuz rakamlar COSGAP şu anda 150 bin TL hibe veriyor. 150 bin TL hibenin yanında istiyor ki sizden de 50 bin TL kenarda olsun. Ve girişimcilik bir risk almadır. Bu riski almayı göze aldıysanız projenizi yazıyorsunuz. Projeyi yazdıktan sonra COSGAP kabul ettikten sonra süreç ya böyle hızlı trenin raylarda ilerlemesi gibi. Ben projemi yazdım, kabul edildi. Ödeme talep ediyorum, COSGAP'e yazıyorum. COSGAP evet alabilirsin diyor. Ben ürünümü alıyorum, COSGAP'e götürüyorum. 30-45 gün arasında değişen ödeme planları var. O süreç içerisinde bana paramı iade ediyor. %75'i hesabıma yatırıyor. O paranın tamamını ben kendim harcamak zorunda da değilim. Diyor ki %25'lik sana kalan kısmı yatır, diğerini de ben firmaya yatırayım diyor. Böyle bir süreci var. Artık bu süreç Ar-Ge ve inovasyonu bitirdikten sonra endüstriyel tasarım diye 5 milyon TL'lik hibelere kapı açılıyor. Yani insanlar şunu ilk başta hayalini kurmasın. Yani COSGAP'te. Ben gideyim bana 1-2 milyon lira para versin. Kimse kimseye 1-2 milyon lira hayalleri için para vermez. Hayalleriniz gerçek temeller üzerinde oturuyorsa, sağlam bir altyapısı varsa ve en önemlisi uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yapıdaysa devletin çok ciddi destekleri var. Ben şu anda Ar-Ge inovasyonu bitirdim 150 bin lira. 5 milyon TL'lik hibe alma hakkını elde ettim. Bu hakkı kimse kimseye vermiyor. Dolayısıyla bu süreçleri iyi yönetmek lazım. Ben COSGAP personeline, COSGAP'e, COSGAP'teki bu destekleri veren herkese, devletin en başından en altına kadar çalışan bütün kademedeki herkese teşekkür ediyorum. COSGAP projesi olmasaydı yapamaz mıydım? Kesinlikle ben bu projeyi yapacaktım. Hatta COSGAP'teki sunumumun arkasındaki slogan da oydu. Bu desteği verseniz de yapacağım, vermeseniz de yapacağım. Ben isterim ki
KOSGEB'in ismi de projede yer alsın. Evet, iddialı da bir açıklama, i̇ddialı aynı zamanda. Aynen öyle. Hakikaten bir diğer yandan aslında bir yazılım geliştirmek birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir konu bence. Bir yandan işte her zaman yerli, milli yazılımın önemli olduğunu anlatıyoruz ki güvenlik açığı oluşmaması açısından evet. da önemli, tasarruf açısından da önemli. Siz de belirttiniz, yurt dışına akıp giden paralar var bu konuyla ilgili. Yerli yazılım burada büyük öneme sahip aslında günümüzde. Nasıl görüyorsunuz peki şu an genel tabloyu bu konuya çok, dair? Hem sosyal medyadan hem de katılmış olduğumuz kongrelerden baktığımız zaman yerli yazılım adına çok ciddi ilerlemeler söz konusu. Hı hı. Özellikle ilerleyen 5-10 yıllık bir süreç içerisinde belki de üniversite diploması aranmayacak tek alan yazılım olacak. Hı hı. Çünkü benimle birlikte şu anda çalışan 6 yazılımcı arkadaşım var. Ben bundan hiçbirisinin hala diplomasını bilmem. Umrumda da değil. Önemli olan, önemli olan işi ortaya koyabiliyor olması ve bizim içimizde 2 tane de lise mezunu arkadaşımız var. Hı hı. Ama çok iyi yazılım biliyorlar. Hı hı. Söylediğimizi anında kodlara dönüştürüp hı hı. ekranda çıktısını bize sunabiliyorlar. Geç kalındı mı peki sizce? Kalındık gibi. Yani biraz geç kaldık gibi. Çünkü var olan rakiplerimiz çok çok işin değil ötesinde mi? İşler yapıyorlar. Yani şu anda bir restorantı ya da kuaförü alayıp randevu alan robot teknolojileri ve sistemleri var. Ama bizde hala call center'larda 100 kişi, 200 kişi evet. istihdam etmeyle birlikte sevinir hale geldik. Ama bunun yanında da bu call center'lar mantığını hayal eden, Türkiye'de bunu kurgulayan bir arkadaşımız çıktı. Bir yazılım geliştirdi, bir firma kurdu. Call center'ların tamamını bulut teknolojisine aktardı. Ve şu anda bir 5-6 yıllık bir ticari hayatında yurt içindeki piyasanın neredeyse tamamını, yurt dışında da çok ciddi bir piyasayı hakimiyeti altına aldı. Biz burada ciddi bir insan gücüne, insan kaynağına sahibiz. Önemli olan bu insan gücü ve kaynağının doğru kanalize edilmesi. Potansiyel var. Kesinlikle var. Çok ciddi potansiyeller gerekiyor. Var. Bu potansiyelleri piyasa araştırmasını iyi yaparak. Bizde bir slogan vardır, ölçemediğini yönetemezsiniz diye. Yönetmek istiyorsanız mutlaka ölçmek lazım. Şimdi bakıyorum sosyal medyada olsun, diğer bilimsel kongrelerde olsun, herkes kendi alanında ufak ufak çalışmalar yapıyor. Büyük çalışmalar da var ama sayısı çok az. İşte bu ufak ufak çalışmaların, çok güzel kıvılcımların bir araya getirilerek bir sinerji oluşturulması gerekiyor. Bunlar için farklı platformlara ihtiyaçlarımız var. Ne durumdayız, ne yapılmalı, eksikler neler? Kesinlikle bunun analizi yapılması gerekiyor ki bu analizi yapılmadan ya benim şöyle bir niyetim var dediğimiz zaman bu bir application olmuyor. Veya bu application store'a koyduğumuz zaman indirme sayısı 5 kişi, 10 kişi akrabamızdan, arkadaşı, eşimizin, dostumuzun ötesine geçer bir yapıya sahip olmuyor. Onun için piyasayı çok iyi koklamak lazım. Bu piyasayı koklamak için de yine devletin destekleri var. Fuar destekleri var. Bakın KOSGEB'den ben desteği aldım. Yurt dışı fuar olduğu zaman beni fuara gönderiyor. Parasını KOSGEB kendisi veriyor. Nitelikli eleman KOSGEB desteğimi veriyor. Katalog, fuar ve benzeri tanıtımlar yapacağım. Onun parasını tutuyor, bana veriyor. Bakanlığın ve açmış olduğu yurt dışında fizibilite raporları yapmak için yurt dışı piyasasına açılacaksınız. Piyasayı bilmiyorsunuz. Naci diyor, otur projeni yaz. Ben diyor bu proje için sana 10 bin 15 bin lira destek vereceğim diyor. Hı. Bugün 10 bin lira 15 bin lira yurt dışına gitmek için çalışmış olduğunuz kurum size vermez bu parayı. Evet. Ama bu kişiler otelde konaklama parasına kadar bu desteği ciddi manada size veriyor. Yeter ki takip edin. Dolayısıyla bu çalışın. Aynen öyle. Bu yazılım ekiplerini bir araya getirecek sinerjiyi acil oluşturmamız gerekiyor. Acil yapılması gerekiyor. Çok farklı noktalarda farklı çalışmalar var. Bugün geldiğimiz nokta geç mi kaldık sorusuna Ebeler Derneği ile birlikte yapmış olduğumuz bir çalışma var. Nedir içeriği? Bugün Türkiye'de eğitim gören ebelik bölümü öğrencileri eğitim süresi boyunca yeteri kadar uygulama yapamıyor. Bazı öğrenciler var ki hiç normal doğum sahnesini görmeden okuldan mezun oluyor ve bir köye gidiyor. Köyde de normal doğum yaptırması gerekiyor. Şimdi veya şöyle düşünelim. Evet, normal doğum eğitimi alıyor ama bir normal doğum eğitimindeki bütün senaryoları yaşama şansı yok. Evet. 180 öğrenci bir normal doğum başına geldiği zaman öndeki 4-5 kişi izler. Hepsi izleyemez ve benzeri sıkıntılar var. Ama pratik yapma imkanı dolayısıyla yok. Çok fazla yok. Biz de dedik ki bu normal doğumda bütün senaryoları sanal gözlük mantığıyla birlikte gözlük teknolojisine entegre edelim ve simülasyon çalışmaları yapalım. Bütün senaryoları görsün. Çocuk evde de çalışabilsin. Artık eğitim günümüzde değişmeye başladı. Herkesi biz dört duvar arasına alıp burada bütün teoriyi, pratiği, her şeyi burada yapacaksınız değil. Artık eğitim öyle bir noktaya doğru gidiyor ki üniversite 4 yıl değil belki de 2 yıla inecek.
Bütün dersler okulda olmayacak. Dersleri insanlar uzaktan eğitimle birlikte alacak. Sadece uygulama ve pratik yapmak için üniversitenin içerisine gelecekler. Dolayısıyla bizim de bir an önce artık bu gözlük teknolojisine geçmemiz gerekiyor. Ebeler Derneği ile birlikte planladığımız yapı bu. Bugüne kadar İstanbul'da 7 firmayla, Ankara'da da 6 firmayla görüştüm. Sürekli olarak şehir dışına gidip bunları ziyaret ediyorum ama tam manasıyla birlikte ben bunu Türkiye'de yapabilirim diyen insana şu anda rastlayamadım. Arıyorum, araştırıyorum. Hani buradan da bir duyuru gibi olsun. Evet. Bunu yapabilecek olan arkadaşlar varsa lütfen benimle irtibat kursunlar. Bizim böyle bir projemiz var ve bu projeyi bir an önce hayata geçirip simülasyon çalışmaları yapmamız gerekiyor. Değil mi? Muhakkak mesleki açıdan çok büyük fayda sağlayacak EBA adaylarına bu çalışma. Kesinlikle. Bir diğer merak edilen nokta da aslında bu tür çalışmalarda az önce verdiğiniz call center örneği vardı. İşte gelecekte bazı gruplar işsiz kalacak. Bu tip çalışmalar sonucunda böyle bir durum çıkacak karşımıza gibi eleştirileri zaman zaman duyuyoruz. Bunlara dair sizin görüşünüz nedir? Kesinlikle kalacak. Jack Ma'nın çok güzel bir açıklaması var. Güzel bir makalesi var. Jack Ma'nın yapmış olduğu açıklamada makalesinde der ki önümüzdeki 30 yıl içerisinde insanlık acı çekecek diyor. Ben daha önce perakende sektörüyle alakalı bunu söylediğim zaman dikkate almadınız ama şimdi lütfen dikkate alın diyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde insanlık acı çekecek. Sadece bulut teknolojisini ve yapay zekayı bilenler hariç diyor. Çok güzel bir açıklama. Eğer diyor işletmenizde bulut teknolojisi ve yapay zekayı bilen yoksa o zaman bu işi bilen gençleri alın ve istihdam edin diyor. İleride acı çekmeyin. Ataman Özbay, ıslak mendilin mucidi. 40 yaşına kadar ter dökmeyen 40'ından sonra gözyaşı döker diye çok güzel bir sözü var. Aldım bunu içime attım. Şimdi bakıyorum gelişen teknoloji bazılarını işsiz bırakacak. Bu kesinlikle kaçınılmaz son. Ama işsiz kalacak olanlar kimler? Onu iyi okumak lazım. Şimdi eğer ben işletmede görevim şu bardağı şuradan alıp şuraya getirip koymak ise evet Naci Murat işsiz kalacak. Çünkü artık bu bardağı buradan buraya alıp koyan bir kol var. Japonlar Endüstri 4.0 değil de karanlık fabrika diyorlar. Kollar çalıştığı için, robotlar çalıştığı için ışığın yanmasına gerek yok. Evet. Dolayısıyla bunu alıp A noktasından B noktasına getirecek fiziki olarak taşıyacak personele ihtiyacı yok. Bu ürünü A kalitesinden alıp B kalitesine çıkartacak personele ihtiyacımız vardır. Bunlar da hiçbir zaman ölmeyecek. Ben bazen derslerde de söylüyorum. Yine burada da ifade etmekte fayda var. İki günü birbirine denk olan ziyandadır. Bir hadisi şerif. Evet. Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir soru. Dedi aslında İnovasyonu açıklayan mükemmel bir söz. Evet. Eğer dünle bugün birbirine denkse ziyandasın diyor, kaybetmişsin diyor. O zaman benim bu teknolojiye yenilmemem için teknolojinin kullandığı birey değil, teknolojiyi kullanan ve teknolojiye yön veren birey olmam lazım. Bunun için de bilime sahip olmam lazım. Kesinlikle. Bilgiyle hareket etmem lazım. Duygularla, hislerle, bunlarla hareket etmemek lazım. Geçen de ben öğrencilerime de gösterdim. İki tane vaka. İstanbul'da yaşlı bir teyzenin bir tanesi bayılıyor. Kalabalıkta abinin bir tanesi de gelip cebinden sigarayı çıkartıyor. Açılın açılın diyor. Sigarayı çekiyor. Bayılan kişiyi üflüyorlar. Ayılacak ayılacak diyor. Aynı senaryo yurt dışında da var. Bayılan birisine VR gözlüklerle birlikte müdahale ediyorlar. Doktor anında hastaneden gözlükle birlikte bağlanıyor. Bütün biyokimyasal verilerini, fizik, muayene bilgilerini hepsi anında doktora gidebiliyor. Şimdi orada öyle bir teknoloji var. Burada da sigara üfleyen bir teknoloji var. Şimdi bu sigara üfleyen teknoloji her zaman diğer teknolojiye yenilir. O zaman benim bu teknolojiyi yönlendirmem lazım. Yönlendiremedim mi? Ben o zaman öleceğim. Bu kaçınılmaz sondur. Yani. Doğanın kanunu bu. İşsiz kalmak o zaman kaçınılmaz. Kaçınılmaz son olacak. Bu noktada da şöyle bir eleştiri olabiliyor. İşte tamam teknolojiyi öğrenelim ama bir noktaya kadar öğrenebiliyoruz. İşte biz mühendis miyiz ya da bu noktada çalışma yapan insanlar mıyız? Nasıl öğrenelim gibi yaklaşımlar. Sizin bu kendimden örnek vereyim. Naci Murat mühendis değil. Ben bir endüstri mühendisi değilim. Ben bir bilgisayar mühendisi değilim. Ben istatistikçiyim. İstatistik bölümünden mezun oldum. İstatistik bölümünden mezun olduğum zaman belediyelere danışmanlık yapıyordum Samsun'da. Saha çalışmalarını yapıyorduk ve benzeri. Bir belediye başkanımız beni telefonla anketçi Naci diye kaydetti. Bu benim çok zoruma gitti. Ya dedim ben 4 yıl boyunca okudum, anketçi mi oldum ya şimdi? Ya bir lise mezununun yapabilecek olduğu, küçümseme manasında söylemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. İlkokul mezunu, hiçbir eğitime sahip olmayın. Ya hiçbir eğitime sahip olmadan hangi partiye oy verirsiniz? Adınız, soyadınız, bunları doldurmak için ben 4 yıl okumadım dedim ya.
Benim öyle bir çalışmam lazım ki dedim, Ar-Ge ve inovasyon yapmam lazım ki o telefondaki anketçi Naci değişecek, Naci Hoca olacak dedim. Ve ben şu anda kendim bütün simülasyon çalışmalarım, bu merakla alakalı bir şeydir. Bakın bugün sosyal medya ve internet teknolojisiyle birlikte kuruş para ödemeden, internetten milyonlarca ve Türkiye'den değil, uluslararası hocaların derslerini dinleyebilme imkanına sahibiz. Bugün ben Stanford Üniversitesi'nde bir hocanın cep telefonları için application geliştirme adına anlatmış olduğu dersi Türkçe altyazılı dinleyebiliyorum. Evet. Bu çok mükemmel bir imkan. Bu mükemmel bir imkan. Bu imkanı değerlendirmeden kesinlikle oturduğun yerden ben yapamam, ben yapamamla birlikte bu iş olmuyor. Kollarını açman lazım. Hı hı. Gözünü karartman lazım. Ya ben bu işi yaparım demek lazım. Değil mi? Bakın, evrenselleşmek korkunç. Bakın geçen de bir analiz yaptım. Burada bir okulda yine kariyer günlerinde eğitim vermeye gitmiştim. Gençlere sordum ya günde kaç saat internette duruyorsunuz? Günlük salonda olan herkesten kaç saat internette durduğunu yazdım. Ortalama çıkan saati 75 yıl Türkiye'de ortalama ömür. Çocukların yaşından 75 yılı çıkardım. Günlük kullanım saatiyle baktığım zaman 9.67 yıl çıktı. Hı hı. 9.67 yıl bizim ömrümüz şöyle geçecek. Sanal bir ortamda milletin ne yaptığını izlemeyle geçecek. 9.5 yıl. Bir tıpta doktor olman için 6 yıl eğitim. Değil mi? Bakın bu kadarlık bir ömür çöpe gidecek. Bu yılları düzgün kanalize edebilirsek bizden iyi yazılımcı olmaz. Bizden iyi mühendis olmaz. Kesinlikle. Bilimle de birlikte bunu desteklediğimiz zaman biz çok çok farklı noktalarda oluruz. Ama önce bunu istemek lazım. Bizim tek problemimiz şu. Geçenlerde farklı yerlerde de izah ettim. Temelde insanoğlunun yeryüzünde 3 tane ihtiyacı vardır. Gıda, sağlık, eğitim. Gıdaya ihtiyacımız var. Gece gündüz yememiz lazım. Değil mi? Bu ihtiyacımız her zaman var olacak. Var oldu, olacak, devam edecek. Ama ben şu ceketle birlikte adam gibi kullanırsam bir 20 yıl giyerim bunu, utanmazsın. Param yok, hiçbir şeyim yok. Soğuktan koruyorsa, muhafaza ediyorsa hiçbir sıkıntı yok. Bunu almayabilirim ama ekmeği almam lazım. İlaç, zorunluluktur. Bu ikisine olan ihtiyacımız üçüncüye yok ne yazık ki. Okulda yoklama var. Niye? Gitmezsen dersten kalırsın. Eğer eğitimi ekmek gibi, ilaç gibi ihtiyaç olarak hissetmezsek, bilime sarılmazsak ne yazık ki çöküşümüz hızlı olacaktır. Eğer ekmek gibi, ilaç gibi bilime olan aşkımızı, ihtiyacımızı ortaya koyar gider bilime sarılırsak çok daha farklı noktalarda olacağız. Evet, kesinlikle. Aynı zamanda da tabii derslere giriyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz. Bu anlattıklarınıza paralel olarak şunu sormak istiyorum. Nasıl bir öğrenci profili var? Böyle idealist, bahsettiğiniz gibi öğrenciler mi çoğunlukta yoksa yok yazılmamak için o sınıfta olan öğrenciler mi? Evet, iki şekilde değerlendirebiliriz. Cidden çok gayretli öğrencilerimiz var. Hatta şu anda mezun olan öğrencilerimizden yanımda çalışanlarımız var. Hı hı. Bir öğrencimize 200 bin TL'lik proje yazdık. Birlikte oturduk. Endüstri mühendisliği alanında proje yazdık. Projemiz değerlendirme aşamasında ve projemiz geçtiği zaman asgari ücretin 6 katı kadar maaş alabilecek. Sadece projesinden 200 binin haricinde. Hı hı. Şimdi mezun olduğu zaman asgari ücretle ya da 2500-3000 lirayla bir firmada çalışmak mı? Yoksa 200 bin TL'lik projenle birlikte kendi işini kurup başkalarını istihdam etmek mi? Böyle öğrencilerimiz var. Öğrencilerimin içerisinde gayretli olan öğrencilerim var. Hatta şu anda işte yeni gelen bir mailde öğrencimden gördüm. Çok da hoşuma gitti. Söylediğim gibi firmaya gitti. Firmanın bir problemini çözdü. Firmada çözmüş olduğu problem karşılığında öğrencime burs veriyor. Evet. Ve öğrencim de bu bilgisiyle birlikte 4 yıl boyunca Samsun'da burslu bir şekilde okuyabilecek rahatlıkla birlikte. Evet. Yani sağdan soldan burs isteyerek değil. Ve mesleki yaşantıya da aslında bir adım atmış olacak. Korkunç bir şekilde. Problemlerle büyüyecek. Evet. Firmayı tanıyarak büyüyecek. Ama bunun haricinde normalde ben üniversitelerde yoklama alınmasına karşıyım. Hı hı. Yoklama alınmaz. İhtiyacı olan gelir bilgiyi alır. Ben de yeni teknolojiyle birlikte sınıfa giderim. İkimiz birleşiriz. Farklı bir sinerji oluştururuz. Ama sırf yoklama için gelenler var. Çoğunlukta mı peki bu öğrenciler? Hangisi daha çoğunlukta? %35-40 oranda diyebilirim. Hı. Çok ciddi bir oran. Bunu düzeltmenin farklı çözüm önerileri var. Hani farklı zamanlarda konuşulabilir. Bunu ilk başta şöyle düzeltebiliriz. Ben kendimden başlamam lazım. Öğrenci yani sadece öğrenciyle de alakalı değil, değil bu. Ben şöyle başlamak isterim. Benim elimde yetki olsa bence üniversite hocasına devlet maaş vermemeli. Üniversite hocasıysa
üniversitede hocalık yapabilecek düzeye gelmiş bir insansa, bilgiyi bu şekilde emmiş, yayına dönüştürebilecek seviyedeyse, üniversite hocası kendisi üretir. Kendisi ürettiği gibi o üretmiş olduğu üründen para kazanır, devlete de para kazandırır. Devlet üniversite hocasına sadece imkan versin. Laboratuvar versin, kimyasal versin, öğrencisini versin, internetini versin ama maaş vermesin. Ya maaş alan insan, sabit getirisi olan, garantisi olan insan üretmiyor. Ayrı 10 bin lira geliriniz varsa derse gider gelirsiniz. Ama 10 bin lira geliriniz yoksa proje için sağda solda koşturursunuz. Bakın bu koşturma bize neyi doğurur? Ben iyi öğrencimi alıp kendi projemde istihdam edebilirim. Öğrencim mezun olduğu zaman, hocam ben ne yapacağım diyor. Kapasitelidir birisi, biliyorum. Ama benim de kapasitem doldu. Tek proje yapan benim. Tek proje yapan ben olduğum için istihdam edemiyorum seni. Keşke sen de diyorum mezun olan öğrencime proje yapsaydın da, bak bu mezun olan da senin yanında istihdam etseydim. Şimdi bütün hocalar olarak bizler proje yaparsak ve bu projelerimizi nakde çevirirsek, bilgiyi nakde çevirirsek, inovasyonumuzu yaparsak, bu sefer çok daha farklı ortamlar olacak. Şimdi yüksek lisans öğrencim var, öğrencim okula gelemiyor. 11 tane yüksek lisans öğrencim var ama öğrencimi göremiyorum. Niye? Öğrencime ben kadro veremiyorum devletten. Gidip işletmede çalışması lazım. İzin alamıyor, yanıma gelemiyor. Ben proje yaparsam projede istihdam ederim. Şirketten alacak olduğu parayı da veririm kendisine. Araştırma görevlisi kadrosuna sahip olmasına gerek yok. Araştırma görevlisi gibi benim projelerimde rahatlıkla çalışır ve çok daha işi farklı noktalara getiririz. Şimdi bunu filizlenmesini yapıyoruz. İşte yeni mezun olan öğrencimi mezun olmadan önce ilgileniyorum. Proje fikirlerini tetikliyorum. Tetikledikten sonra mezun olunca 200 bin liralık proje yazıyoruz. Şimdi bu öğrencimin projesi geçtiği zaman ikinci sınıftan almış olduğum şu anda birkaç öğrencim var. Onları oraya entegre edeceğim. O projede o öğrenciler ilerlerken onlar da mezun olduğu zaman birer proje kuracaklar. Ve o projeyle birlikte bunun devamlılığını sağlayacağız. Böyle öğrencilerimiz de var. Ama ne yazık ki dediğim gibi farklı düşünce yapısına sahip olan, okuyalım aman canım mezun olduktan sonra bir şeyler yaparız diyen öğrencilerimiz de var. Burada da şöyle bir parantez açmakta fayda var. Öğrencilerime özellikle de söylüyorum. Ölü Ozanlar Derneği'nde söylüyor, hani kitap okuyor musun diye öğrencisine soruyor. Okumuyorum ama eksikliğini de hissetmiyorum diyor. Sen hissetmiyorsun ama biz ciddi manada hissediyoruz diye cevap veriyor. Şimdi çalışmayan öğrencilerim ciddi bir kul hakkına giriyor. Şöyle ki, mezun olan öğrencimin çalışanla çalışmayan arasındaki hiçbir fark olmuyor. Sebep çalışmayan öğrenci. Çalışmayan öğrencim mezun olduğu zaman bir işletmeye gidince bomboş. Ne kadara çalışıyorsun diyor. 3000 liraya çalışayım diyor. Ne biliyorsun diyor. Hiçbir şey bilmiyor. 1800'e başla diyor. Kabul ediyor mecburen. Bilen öğrencim işletmeye gittiği zaman 5000. Neler biliyorsun? Bunları biliyorum diyor. Saydırıyor. Ama diyor bak bu da endüstri mühendisi diyor. 1800'de çalışıyor. Sana diyor ben niye 5000 lira vereyim ki? Bu sefer onun da fiyatını aşağı çekmiş oluyor. Değil mi? Bakın çalışmadığınız zaman üniversiteyi ekmek gibi, ilaç gibi istek haline getirmediğiniz zaman toplumsal zararına bakın. Değil mi? Bu boyutlara da düşünülmeli. Kesinlikle aslında. Bunlar da düşünülmeli. Her adımın, her hareketin başka insanlara yönelik karşılıkları var. Kesinlikle var. Dünyada unutulmaması gereken noktalar. Yine aynen. Sizin çalışmalarınıza dönelim. Başka projelerden de bahsettiniz ki bunlardan biri sanıyorum işitme engellilerle evet, ilgili. İşitme yine engelli. Diş hekimliği otomasyon sistemi. Bunlardan da birazcık bahsedelim. Neler planlıyorsunuz? İşitme engellilerine yönelik yapacak olduğumuz proje 2 ay içerisinde çıkıyor. Buna nasıl başladık? Türkiye'de 4 milyon işitme engelli birey var. Dünyada 400 milyon işitme engelli birey var. Allah insanın bir uzvunu aldığı zaman diğer uzuvlarına çok ciddi özellikler katıyor. Evet. İşitme engelli birey arkadaşlarımızın görsel dünyası her birimizin görsel dünyasından kat kat daha fazla. Görme engelliler için de yine işitsel. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir bastonla birlikte kesinlikle her şeyi hissediyor. Evet. Sıcak mı soğuk mu? Çok daha farklı duygular alabiliyor. Şimdi bu işitme engelli bireyler fiziksel açıdan da hiçbir engelleri yok. Eli ayağı düzgün, rahatlıkla hangi işi verseniz yapabilecek konumda olan insanlar ama bu insanların yapmış olduğu şu anda piyasadaki tek iş getir götür işlerini yapıyorlar. Yani vasıfsız işlerde istihdam ediliyorlar. Ama bu arkadaşlarımızda çok ciddi potansiyeller var. Bu potansiyeli nasıl tetikleyebiliriz dedim. Bunun için işitme engellilerine yönelik bunların niteliklerini artıracak bilgisayar eğitimleri düzenleyelim. Ve biz şu anda bilgisayar temel eğitimlerini A'dan Z'ye bitirdik. Şu anda bir tane hoca arkadaşımız
İlkokul, ortaokul seviyesine kadar inmiş olan artık bu Arduino kodlama sistemlerini, Scratch, Milli Eğitim'in vermiş olduğu bu yazılım eğitimlerinin tamamını işitme engellilerin anlayabileceği şekle çevirdik. Evet. Ve önümüzdeki hafta içerisinde Ankara'dan anlaşmış olduğumuz Mesut Yazıcı, buradan da selam olsun kendisine, ilk işitme engelliler için şarkıları tercüme eden, seslendiren arkadaşımızdır. Bu arkadaşımız da Samsun'a gelecek. Yine Teknopark'ta veya bizim bölümdeki laboratuvarımızda stüdyomuzu kurduk. Bizim anlatmış olduğumuz bilgisayar eğitimlerinin tamamını işaret diliyle birlikte işitme engellilere yönelik çevirecek. Ve şu anda yazmış olduğumuz yazılımla birlikte bir site ve bu sitenin tamamı işitme engellilere yönelik. Anlayabileceği formatta bir onlar site. Onlar da robotik kodlama yapabilecekler. Kesinlikle yapacaklar. İstihdam olacaklar. Tasarım yapabilecekler, animasyon yapabilecekler, her alanda istihdam olmaları için bir adım atıyoruz. Bu adım için de Samsun'dan bu işi başlatmış olacağız. İngilizce ve nasıl Türkçe sayfalarımız varsa ulusal ve uluslararası işaret diliyle birlikte hem Türkiye'deki hem de dünyadaki, hatta geçen de bir arkadaşımla paylaştım, yurt dışında şu anda konumunu tam olarak hatırlayamayacağım, işitme engelliler köyü var. Herkes işitme engelli. Ve o köy onlara göre dizayn edilmiş bir vaziyette. Bunlara da ulaşabilmem gerekiyor. Onun için uluslararası işaret diline ihtiyacımız var. Uluslararası ve ulusal işaret diliyle birlikte işitme engelli arkadaşlar sistemimizden eğitim alabilecekler. Bu ne zaman hayata geçecek? İki ay içerisinde. İki ay kaldı. Biz bütün çekimleri bitirdik. Sadece Ankara'dan Mesut arkadaşımızı bekliyoruz. Seslendirmelerini yapacak. Montajdan sonra tamamen sistemden kullanılabilir hale gelecek. Var mı benzeri bu çalışmanın? Şu anda yok. Hayır. Sadece işitme engellilerle alakalı YouTube'da işaret dili eğitimleri var. Bir arkadaşımız matematik konusunda eğitimler veriyor. Bireysel olarak yapmış olduğu çalışmalar var. Ama biz bunu herkese açarak robotik kodlamayla birlikte üniversitelerdeki anlatılan derslerin işaret diline çevrilmesiyle, uzaktan eğitim mantığının kurgulanmasıyla birlikte aynı zamanda sınavlarımız da işaret diliyle birlikte olacak. Bu eğitimi aldı, işaret diliyle sınavını olacak. Sınavını olduktan sonra sertifikasını alacak. Ve aynı zamanda bir kariyer planlama portalı gibi de çalışacak. Yani işletmeler işitme engelli bir bireyi istihdam etmek istiyorsa ve bu yeteneklerini incelemek istiyorsa bizim sistemlerini inceleyecek. Sistem üzerinden istihdamını gerçekleştirmiş olacağız. Bunu ayrıca da konuşalım. Bu açılış yapıldığı vakit. Olur. Önemli sosyal sorumluluk yanı da olan bir kesinlikle, proje. Kesinlikle. Aynı ciddi, zamanda hakikaten. Bir diğeri de diş hekimliği ile ilgili sanıyorum. Yine bir hazırlık aşamasında olan. Bitti. Diş hekimliği şu anda sadece arayüzlerinin kullanıcı dostu olması için son makyajlarını yapıyoruz diyelim. Bu nedir? İşaret dilin projesinden daha önce aslında aklımda olan bir projeydi. Diş hekimliği kongrelerine sürekli olarak davetli konuşmacı olarak gidiyorum. Davetli konuşmacı gittiğim zaman açılan standlarda sürekli olarak yabancı firma isimleri var. Bu yabancı firma isimlerini araştırdım ve herkes yazılım yapmış ve diş hekimlerine satıyor. Ve bunlar masaüstü uygulama şeklinde satılıyor. Satıldıktan sonra bunlar çok ciddi bir şekilde para alarak bu paramız bizim tamamen yurt dışına gidiyor. Benim mantığım da şu, Naci bir yazılım yap, Burcu Hanım'ın cebindeki parayı al, Naci'nin cebine sok. Bu bir ticaret değildir, bu bir inovasyon değildir, bu bir Ar-Ge de değildir. Bu ülkenin içerisinde dolaşır, o 5 bin lira burada dolaşır. Bizim yapmamız gereken iş, yurt dışından buraya para getirebiliyor muyuz? Ve buradan yurt dışına giden paranın önünü kesebiliyor mu? Asıl mesele bu. Gelişmeyi sağlayacak şey kesinlikle. Bu. Kesinlikle. O zaman yerli bir otomasyon yapalım dedim. Ve bu yapacak olduğumuz yerli otomasyon da masaüstü uygulaması olmasın. Bulut teknolojisinden çalışsın. Yani kişi cep telefonunu aldığı zaman randevularını görebilsin. Hastalarını takip edebilirsin. Fiyatını verebilsin. Bir kliniği A'dan Z'ye yönetebilmek için ihtiyaç duyacak olduğu her şey geliştirmiş olduğumuz Bulut Dental yazılımının içerisinde var. Bulut Dental yazılımıyla birlikte hem İngilizce hem Türkçe yurt dışına da açılacak şekilde herkese hizmet vereceğiz. Ve bu artık son aşamalarına geldi. 15 gün sonra tamamen yayında olacak ve hem yerelde hem de ulusalda, uluslararası mecrada herkes rahatlıkla kullanabilecek. Ve bunun için ekstra ücretler çılgınca paralar ödemek zorunda değil. Fiyatımız 65 TL. 65 TL'ye bir klinik sahibi, hekim rahatlıkla kliniğini kontrol edebilecek. Bunun için ekstradan bir personel istihdam etmesine gerek yok. Ekstradan lisans ücreti ödemesine gerek yok. Ve her şeyini tek bir otomasyonda rahatlıkla yönetebilecek. Evet, bu da yine önemli. Yine sağlık alanında. Sağlık alanında önemli yazılımlardan bir tanesi. Eğer çalışmayı tamamlayıp randevularımızı alabilirsek bu yazılımı tamamen devlet kontrolüne, Sağlık Bakanlığı'na devretme
Eğer isterlerse devredelim ve bu otomasyon sistemi yerli olan yazılım kodlarıyla birlikte. Tamamen her şeyi bize ait olacak şekilde, yurt dışından hiç kimse yok. Her şey bize ait, hiçbir lisans bedeli olmayan bir yazılım ortaya koyduk. Alınsın, bütün diş hekimleri çok rahatlıkla birlikte bu sistemi kullanabilirler. Evet, bu da yine çok güzel bir gelişme olarak söz konusu. Yavaş yavaş sonlandıracağız. Başlangıçtan beri aslında üniversite ve şehir arasında, işte sanayi, iş dünyası arasındaki o iletişimden söz ediyoruz bir yandan da. Bunu nasıl görüyorsunuz Samsun'da? Bunun için atılan çok ciddi adımlar var. Bizim teknoloji transfer ofislerimiz var. Teknoloji transfer ofislerimizden daha önce Mustafa Hocalar gelip sizlerle birlikte görüşmeler yaptı. Bu çok önemli bir adımdı. Bu önemli adım atıldı ki artık biz sadece Samsun'da değil, üniversite olarak çevre illere de gidip o illerde de danışmanlıklar yapabiliyoruz. Ortak projeler geliştirebiliyoruz. Bu projeleri geliştirme adına son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Özellikle üniversitemizde daha önceden üniversiteden hizmet alabilmeniz için döner sermaye ücret yatırmanız gerekiyordu. Ama o sistem teknoloji transfer ofisleriyle birlikte ortadan kaldırılarak proje bazlı çalışmalara doğru geçildi. Bu noktada çok ciddi adımlar var. Sanayicilerimiz de sivil toplum kuruluşlarında bir araya gelerek, özellikle devletin vermiş olduğu desteklerden yola çıkarak da üniversite hocalarıyla birlikte bir araya gelme gereksinimi bunlarda artık vuku buldu. Bir araya gelelim, yeni ürünler geliştirelim. Hatta biz bölüm olarak söyleyeyim sizlere, hem Samsun hem de çevre illerden bölüm olarak anlaşmalı olduğumuz 20'ye yakın işletmemiz var. Bu 20'ye yakın işletmemizde ikinci sınıfta öğrencilerimiz firmalara gider, Ar-Ge'lerini yapar, ödevlerini yapar, projelerini yapar, firma yetkilisinden onay alır, bizden de gelir o dersten geçer. Hatta son sınıf öğrencilerimiz hiçbir dersi almadan, bütün derslerden muaf olarak işletmeye gider, mesleki uygulama programı kapsamında. İşletmede uygulamasını yapar, maaşını alır, sigortasını alır. İşletmede uygulamasını yaptıktan sonra gelir bize sunar. Sunduktan sonra diğer derslerin tamamında muaf olur ve o işletmede çalışmaya devam eder. Şu anda Samsun'da yapmış olduğumuz bir çalışmada, burada tekstil sektörüyle ilgilenen bir firmamız öğrencimizi aldı son sınıfta. 2 yıl oldu öğrencimiz mezun oldu. Bakın, 2 yıllık yeni mezun bir insanı bir yerde uzman yardımcısı yapmazsınız. Ama bu uygulamalarımız sayesinde üniversite sanayi bir araya geldik. Ne oldu? Öğrencimizi burada istihdam etti. Gürcistan'da fabrika kuracağım dedi. Gürcistan'a göndereceğim seni dedi. Gürcüce bilmiyor, Rusça bilmiyor. Gürcistan'a gitti. Fabrikanın temelini attı. Fabrikayı kurdu. Gürcistan'dan 200 personeli seçti. Firmaya yerleştirdi. Ve şu anda firma müdürü, fabrika sorumlusu olarak Gürcistan'da meslek hayatına devam ediyor. Eğer biz üniversite sanayi bir araya gelirsek ortaya çıkacak olan ürünler bunlardır. Kesinlikle gelişim açısından çok önemli. Tam da ihtiyacımız olan aslında. Evet, aynen. Bahsettiğiniz konular. Son olarak neler ifade etmek istersiniz? Son olarak birincisi, topyekün bir hareket etmemiz gerektiği inancında olan bir insanım. Biz üniversitede akademisyenler tek başına bir şeyler yapamıyoruz. Üniversiteye gelmiş olan gençlerimizin sorgulaması ve bu gençlerimizin de sorgulayıcı bir yapıya sahip olabilmesi için anne ve babaları tarafından iyi yetiştirilmesini istiyorum. Lütfen ilkokuldan başlayarak, anne ve babaların başta sorumluluğunda ilkokul, ortaokul ve lise hocalarımızdan rica ediyorum. Lütfen sorgulayan bir nesil yetiştirelim. Soru soran, niçin, nasıl yapabilirim diyen insanları yetiştirelim. Aksi halde üniversitelerde adım atmamız zorlaşıyor. Üniversite hocaları da lütfen proje yapalım. Proje yapalım, proje yapalım. PowerPoint sunularıyla, sararmış kağıtlarla birlikte bilim A noktasından B noktasına gitmiyor. Artık yeni nesil bu teknolojiye, bu bilgiye rahatlıkla internet ortamından sahip olabilir. Evet. Biz fotoğrafı üstten görelim, okuyalım ve öğrencilerimizi iyi yetiştirelim. Ama bu dediğim gibi topyekün bir harekettir. Anne baba, hocalar ve sanayiciler, lütfen siz de firmalarınızı bize açın. Biz firmalarınızı bir laboratuvar olarak görelim. Bir atölye olarak görelim ve yeni ürünleri birlikte geliştirelim. Hem sizin işinize yarasın, hem de bizim işimize. Hem de üretim devam etmiş olsun. Gelişim devam etmiş olsun. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için, konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, sağ olun.
Evet sevgili seyirciler, Ar-Ge'den, inovasyondan bahsettik. Samsun'da hayata geçen çok özel çalışmalar bugün konumuz oldu programımız boyunca. 19 Mayıs Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Sayın Naci Murat stüdyomuzdaydı. Sohbetimizi noktaladık. Programımızı da bugünlük sonlandırmış olduk. Yarın yine saat 12'de bizler burada olmayı umuyor. Sizleri de ekran başına bekliyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Hoşçakalın.